ألف لام را وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Taha Aslan, 4 Nisan 96 doğumluyum. Merkez Kütahya. İşte 4 yıldan bu yana da görevdeyim. Kadrolu olarak görev aldık çok şükür. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İşte ilahiyat ön lisans bitti. Allah nasip ederse lisansı da bitireceğim. Onlardan önce ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir sofraya oturduğumuzda güzel bir yemek varsa karnımızı doyurmadan kalkmayız. Ve ilim de böyle olmalı. Madem ilim öğreniyoruz, bu yani ömrümüzün sonuna kadar böyle gitmesi lazım. İşte Allah nasip etti, başladık İmam Hatip Lisesi'ne. Ben şimdi ömrümün sonuna kadar hayalimi devam ettireceğim. Bakalım nerelere kadar gideriz, Allah bilir. Bir ilahiyatçı yazar olmak istemiştim ben. Evet, bu yolda yürüdüğüme inanıyorum. Çok şükür hafızlığım bitti. İmam Hatip Lisesi bitti. Güzel bir Arapçam var. Ve bu yolda da yürüdüğüme inanıyorum. Allah'ım ne kadar güç kuvvet verirse ömrümüzün sonuna kadar bu minval üzere yaşamımızı sürdüreceğiz Allah nasip kısmet ettiği sürece. Günüm ekseriyette zaten görevli olduğum için camide geçiyor. Onun haricinde arkadaşlarımla sosyal aktivitelerim var. Uygulamalardan dersler yapıyorum. Ve burada şükür elhamdülillah bir bağımsız hareketim var. Ama buraya tabi babamla gidip geliyorum. Bırakmıyor beni, yalnız bırakmıyor. Ve sosyal yaşantıma da hep önemli devam etmeye çalışıyorum her zaman. Elhamdülillah içime kapanık bir insan olmadım, değilim ve olmayacağım da. Şöyle bir şey zor oluyor fakat bu zorluğu oluşturan insanlardan başkası değil. Zorluğu oluşturan sadece insanoğlu. Onun haricinde hiçbir zorluğum yok. Kar yağdığı zaman kar ne kadar dursa dursa bir ay duracak. Ondan sonra kar kalkıyor. Zorluk gitti. Ama insanoğlunun evet duyarlı insanlar çok ama maalesef duyarsız vatandaşlarımız olduğu sürece zorluk da bizim peşimizi bırakmıyor. Fakat şunu tekrar söylemek istiyorum. Duyarlı insanlar, duyarlı vatandaşımız çok fazla. Benim işimi o kadar kolaylaştıranlar oluyor ki ben de inanamıyorum denk geldiğinde. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَنْ مُنْظَرِينَ İsmim Salih Aslan. Kütahya'da ikametgah etmekteyiz. Oğlum 26 yaşında görme geldi. Oğlumla birlikte sürekli camiye 5 vakit beraber gidip gidiyoruz. Kendimde çocukken tüfek patlaması sonucu sağ gözümü kaybettim. Ben de engelliyim. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ